Merhabalar arkadaşlar ben Aybars Gökdoğan. Bugün Camino Network'te X Chain ile devam ediyoruz. X Chain'in özellikleri nedir? X Chain'in yaptıkları nedir? Bunlardan bahsedeceğiz biraz. Hemen devam edelim. İlk sorumuz tabii ki de X Chain nedir? Şimdi Camino'da aslında biraz işlemlerin bölündüğünü görmüştük. Bazı işlemler P zinciri üzerinden, bazı işlemler X zinciri üzerinden, bazı zincirler, bazı işlemlerde C zinciri üzerinden gerçekleştiriliyordu. Burada P zincirini gördük ama X zinciri ne işe yarıyordu diye baktığımızda aslında X'in buradaki exchange'den geldiğini görebiliriz. Exchange chain dediğimiz bu yapı aslında anoda varlık yönetimi ve hızlı transferler. Çünkü bir borsada işlem yapılması gerekiyorsa özellikle o coin'in borsada işlem yapılıyor yapılabil, yapılabiliyor olması isteniyorsa burada Likidite bizim için önemlidir. Hızlı işlemler önemlidir. Al satın hızlı bir şekilde yapılması önemlidir. Burada da Camino diyor ki ben tüm zinciri her şey her koşuluyla çok hızlı yapmaya uğraşmaktansa ben bunu ayırırım. X-Chain yaparım. Bu X-Chain'i çok hızlı yaparım ama bu alanda özel yaparım. Bu alanda spesifik yaparım. Farklı alanlarda hız ihtiyacı olduğu zaman onlarda farklı değişiklikler yaparım belki ama benim için hız önemli ise bu Borsalarda önemlidir. O yüzden borsalara uygun bir yapı kurarım diyor. E borsalardaki bir diğer özellik de borsaların sahip olması gereken, borsada işlem yapacak coinlerin sahip olması gereken bir diğer özellik de tabii ki de asset yönetimidir. Yani varlık yönetimidir. Varlıklarımızı biz aslında olabildiğince kolay ve olabildiğince verimli bir şekilde yönetmeliyiz. Bu varlık yönetimi sistemi de bizim için Camino'da X-Chain üzerinde geliyor. Tabi bazı farkları ileride göreceğiz. C-Chain üzerinden de kontrol edebiliyoruz ama bizim için asıl varlık yönetimi Camino odaklı varlık yönetimi Tabii ki de X-Chain üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada şunu da söyleyebiliriz. Camino aslında burada bazı kurallar da koyabiliyor. İşte atıyorum o exchange üzerinde işte sadece ABD vatandaşlarına bunlar gönderilebilir veya şuradan şuraya kadar işlem yapılamaz gibi bazı sınırlamalar da getirebiliyor ki ağın güvenliği sağlansın, ağın işte hızı sağlansın vesaire. Burada atıyorum bir işlemi borsada bir işlem durdurulması gerektiğinde belki bir hata sorusunda bu işlemi durdururken diğer tüm özelliklerin durmasına gerek kalmıyor Kamino'da. Diyor ki çünkü ben sadece borsada bir işlemi durduracaksam bunu X chain'de yaparım. Diğer işlemler kontrat zincirinde de devam eder, P chain'de de devam eder, platform zincirinde de. Ve bu şekilde işlemler düzgün bir şekilde ilerler diye bakıyorum. Aslında burada X chain'in altyapısının ne olduğunu da söyleyebiliriz. Burada altyapı da bizim için Avalanche Virtual Machine dediğimiz EVM bizi kurtarmaya geliyor açıkçası. AVM aslında avalanç çağı için geliştirilen bir mimari diyebiliriz. Bu sanal makine mimarisinde bizim zincir üzerinde yapabileceğimiz işlemleri sanal makineler sayesinde yapmamızı sağlıyor. Bu Avalanche Virtual Machine'in bize sunduğu bazı özellikler işte farklı Virtual Machine'ler oluşturmak. Burada işte resimde de görüldüğü gibi subnetler oluşturmak ki için subnetlerin ne kadar önemli olduğundan defalarca bahsettik. Farklı şekilde X chain, P chain ve C chain ayrımının yapılabilmesinde aslında biz Avalanche'ın EVM mekanizmalarından ve Avalanche mimarisinden dolayı yapabiliyoruz bu işlemleri. EVM geliştiricilerinin Avalanche üzerinde merkezi olmayan uygulamalar oluşturmak için kullanabileceği bir dizi programlama aracı ve işlevsellik sağlar. Biz aslında akıllı kontratlarımızı kullanırken genel olarak neyi kullanıyorduk? C şeyini kullanıyorduk. Ama burada AVM kullanarak da merkeziyetsiz uygulamalar oluşturabiliyoruz. Bu da bizim için aslında bir çeşitlilik sağlıyor. farklı işlemlerde çalışabilecek. Çünkü X chain DAC'da çalışıyor. DAC dediğimiz birazcık daha blok zincirden farklı bir yapı. Blok zincir demek ne kadar doğru olur bilmiyorum. O DAC'da yapılabilecek özel uygulamaları da aslında dip Depları da yani biz EVM üzerinde çalıştırabiliyoruz. Peki XC ve EVM'in bağlantısı nedir diye baktığımızda X zinciri havalan sanal makinesinin bir örneği aslında. EVM'in bir örneği. EVM'den oluşmuş bir yapı. Ve aynı zamanda <laughs> diğer zincirlerde olduğu gibi XC'nin de bir API'i var. Ve bu API üzerinden biz aslında EVM ile iletişime geçebiliyoruz. EVM'in üzerindeki yapıları kontrol edebiliyoruz. Buradan da o API'yi de isterseniz inceleyebilirsiniz. Peki X-Chain'in özellikleri nedir diye baktığımızda 5 tane ana özellik olduğunu söyleyebiliriz. İşte token'ları oluşturabiliyoruz. Varlık değişimi yani asset transfer diye yapabiliyoruz. Zincirler arasındaki transferleri yapabiliyoruz. Ve aynı zamanda konsans protokollerinde görüntüleyebiliyoruz. İlk olarak token oluşturmakta başlayalım. Biz aslında tokenları C şeyin üzerinde de oluşturabiliyoruz. Hatta nasıl oluşturabileceğimizi de göreceğiz. Burada kısa bir küçük başlık açalım. Coinler ve tokenların farkından bahsedelim istiyorum. Coinler aslında bizim için genel para olarak isimlendirebileceğimiz, ülkelerin para birimleri gibi isimlendirebileceğimiz bir yapı. Tokenlar ise gerçekten jeton dediğimiz bir eğlence salonunda kullandığımız jetonlara benzer bir şekilde. O jetonlar o saha içerisinde, o eğlence alanı içerisinde değerlidir. İşte bir jeton atarız, oyuna gireriz. İki jeton atarız, farklı bir şey yaparız vesaire. Ama o jetonlarla ekmek alamayız. Bakkal o jetonu verdiğimizde bakkal için o değersiz olacaktır. Burada da tokenların aynı mantığı var. Tokenlar kendi yapabildikleri işlevler için değerli olsalar da o işlevlerin dışına çıktığımız anda bizim için değersiz olabilir. Burada coinler de normal para gibi, altın gibi her yerde değerli sayılabildiği için kullanılıyor olmaktadır. Burada tabi token oluşturmayı da biz EVM desteği sayesinde Camino'da X zincirinde de yapabiliyoruz. C zincirinde de yapabiliyoruz. Ve bunların farklı özellikleri oluyor. C şeyinde yaptığımız tokenlara biz ne diyoruz? Her, ya Camino ıı, ERC tokenları diyebiliyoruz. ERC20 tokenları veya burada EVM'le ile oluşturduğumuz tokenlar olabiliyor. Farklı standartlara sahip. Tabi burada hız vesaire de göz önünde bulundurulduğunda X şeyinde oluşan paraların birazcık daha hızlı olduğunu görebiliriz. Varlık değişiminden bahsedebiliriz. Asset Exchange ya da Asset Transfer. Varlıklarımızı da biz aslında X şeyin üzerinden kolaylıkla ile değiştirebiliyoruz. Bu da aslında bizim için bir kolaylık sağlıyor çünkü elimizde bir varlık var ve bunu farklı bir varlıkla takas etmek istiyoruz. Bu takas işlemini bazı zincirlerde hiç yapamıyoruz mesela atıyorum Polkadot'ta bunu yapmamız biraz, yapmamız biraz daha zor. ERC20'lerde belki bunu biraz daha kolay yapabiliyoruz vesaire ama birden fazla burada sistem var. Ama Kamino burada X zincirini kullanarak ya da EVM'i kullanarak altyapı olarak bizim hızlı bir şekilde takas mekanizmalarını kullanmamızı sağlıyor merkezi bu yapıda da aslında merkezi olmayan borsalarda da bizim işimize yarayabiliyor. Aslında şu ayrımı da burada yapmamız iyi olur. Biz aslında merkezi olan borsalarla etkileşim genel olarak X chain üzerinden yapıyoruz. Ama merkezi olmayan borsalarla etkileşimi de C zinciri üzerinden yapıyoruz. Çünkü C zinciri birazcık daha akıllı kontratlar sayesinde programlanabilir bir zincir gibi düşünebileceğimiz için biz aslında merkezi olmayan borsaları X chain'inde de görebileceğimiz e, görebileceğimiz üzere yine de daha yaygın olarak C zincirinde görebileceğimizi söyleyebiliriz. Tabi burada direkt olarak e, takas etme özelliği sayesinde aracıları da ortadan kaldırabiliyoruz. Bu da bizim için hem maliyet hem de işlem hızı nedeniyle kolaylık sağlayacaktır. Aynı zamanda burada bizim için en önemli özelliklerden biri subnetler arası transferden Söz edebiliriz. P zinciri üzerinden biz subnetleri kontrol edebiliyorduk. Ama bu subnetler üzerinde biz varlık göndermek istiyoruz. Belki para göndermek istiyoruz, belki token göndermek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız diye baktığımızda burada bizim için aslında XChain çok güzel bir altyapı sunuyor. XChain'in API sayesinde biz aslında subnetler arasında transferler yapabiliyoruz. Burada şunu da görmek lazım. Subnetler dediğimiz her biri farklı zincir aslında o zincirler arasında transfer mekanizmaları kurmak eğer bir subnet mekanizması olmasaydı ve bin projenin bir ayrı, bin tane ayrı zinciri olsaydı ve bu zincirler subnet olarak birbirlerine bağlı olmasalardı ne yapacaktık? Her birinden bir iş yapacaktık. işte köprü yapacaktık. O köprülerin güvenliğini sağlayacaktık. Köprülere güvenmemiz gerekiyordu. Vesaire vesaire ve tabi yine yakın zamanda çıkan haberlerden de duyabileceğiniz gibi en sıkıntılı yapılar blok zincir projelerinde genel olarak bridge'ler oluyor. Çünkü küçük bir ağda yaşanan bir hatadan dolayı büyük ağ kurulan bridge'ler üzerinden sıkıntılar yaşanabiliyor, hacklenmeler yaşanabiliyor vesaire. Burada bu bridge sistemini yani zincir köprü sistemini kullanmadan biz aslında subnetler arasındaki transferi X zinciri üzerinden yapabiliyoruz. Burada subnet'e sahip olmanın da nasıl bizim için iyi bir özellik getirdiğini de görebiliyoruz. Onlardan bahsedebiliriz. Son olarak da Duck'tan bahsedelim. Aslında X zinciri bizim için Duck kullanan bir yapıda. Duck da normal blok zincire göre farklı bir yaklaşım ilerliyor. DAC da aslında biz bir, bir düğümden birden fazla düğüme de gidebiliyoruz. Yani atıyorum iki bunu birazcık daha explorer incelersek görürsünüz orada. İki zincirden iki bloktan farklı bir bloğa yani iki blok aynı bloğa gösterebiliyor. Bir blok üç bloğa gösterebiliyor vesaire. Burada aslında biz blok zincirde kullandığımız zincirsel tek boyutlu ifadeyi çok boyuta çıkarmış oluyoruz. Bu çok boyuta çıkarma işlemi bizim için büyük bir hız kazandırıyor. Çünkü normalde sıra sıra saymamız gereken bir işlemi çok daha hızlı sayabiliyoruz. Burada nasıl bir örnek aklımızda kalabilir? Ben varım diyelim. Ben birden 10'a kadar saymak istiyorum. Hepsini teker teker sayacağım. Ve 10'a ulaştığımda mutlu olacağım diyelim. Burada da bunu blok zincirde yapmak istediğimde teker teker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye saymam gerekiyor. Bunun alternatifi olarak ama yanıma bir arkadaşımı aldım. Ben 1 dediğimde o 2 diyor. O 2 dediğinde ben 3 diyorum. Bu şekilde yapıyorum. Ben 1 dedim, o 2 dedi. Ben 3 dedim, o 4 dedi. Ben 4 5 dedim, o 6 dedi. 7 8 9 10 diye aslında daha hızlı bir şekilde ulaştık. Neden? Çünkü tek boyutlu bir Tek zincirde ilerleyen bir işlemi ben iki zincire çıkardım. İki zincir de birbirine bağlantılı oldu. Bu çok tabi işlevsel bir örnek olmayabilir ama aklınızda da bu şekilde kalabilir. DAK'ı da biz X zincir kullanıyoruz ve DAK'ın hızını ve güvenliğini sağlayarak çok hızlı şekilde exchange'lerde, borsalarda işlem transfer yapabiliyoruz. İlk şeyinle alakalı bahsetmek istediğim şeyler bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.